Bu Elizabet, Safiye Sultanımızın zat-ı muhteremi. Hiçbirimizin bu kedi kadar değeri yoktur büyük validemizin nazarında. Sen de Elizabet'e hürmette kusur etmeyesin. Tut şunu bir işe yarar bakayım. Geliyorum ben hemen. Elizabeth. Olur mu? Yaparsın sen. Hadi Anastasia. Oraya basma. Thank you.
Buraya nasıl geldin? Kimsin sen? Onlara şöyle edecek misin? Kimlere? Onlara işte. Cennette, diğer cadılara şöyle edecek misin? Bu duvarın arkasında ne var? Kaçabilir miyim? Niye kaçmak istiyorsun ki? Çünkü zorla geldim. Sultan kral için. O yaşlı, çirkin, şişman krala yem edecekler beni. Yaşlı ve çirkin? Sen hiç gördün mü? Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Bir kız varmış, kurtulmuş, yere çökmüş, başını kapatmış, sultan kral koklamış, gitmiş. Hiç bakma oraya. Arda uçuyorum, duymuyor musun dalga seslerini? O zaman söyle, ne yapacağım ben? Yardım et. Sen iyisi mi geri dön? Eğer ortadan kaybolduğun anlaşılırsa çuvala koyup denize atarlar seni. Çuval. Deniz. Βοήθα με, Παναγία μου. Χάιρ. Μπεν εβε δόμε και στήρουμ. Αν εμ, μπαμπά μου, κάρτε συμπέκλερ μπαινί. Ben varken sana kimse zarar veremez Anastasya. Adımı nasıl bildin? Cennet Hatun dedin ya. O söyledi işte. Hareme asi, vahşi bir kurt geldi dedi. Asil o vahşi. Ben kedimi korudum. Şimdi arıyor beni. Dövecek yine. Yardım et bana. Ne olur. Kurtar. Burası cehennem. Yardım edeceğim. Lakin şimdi git. Haremde onlarca kız var. Sıra sana gelene kadar buluruz bir çaresini. Dediğimi yap. Bulacağım seni. Adın ne senin? Bahti. 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 Neden yardım edeceksin Bahti? Sana neden inanayım? Çünkü ben de kaçmak istiyorum bu saraydan. Seni de zorla getirdiler, değil mi? Aile nerede? Anne, baba nerede? Hadi git artık. Hareme dönmen gerek. Ne yapıyorsun? Bu taraftan çıkacaksın.
Neredeydin sen? Vakti kim? Kimmiş o? Nereye kayboldun söyle. Sen nerede kayboldun? Bir erkekleydin. Gördüm. Edepsiz seni. Birine bir şey söyle. O ağzını aç. Koparım o dilini. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Sultanım. Hoş geldin. Safa getirdin. Hayır duanızı almaya geldim. Ve kıymetli hediyeniz için teşekkür etmek istedim. Resimdeki kızı Anastasya'yı bulmuşsunuz. Cülüs hediyeniz buymuş demek. Hazırlayıp öyle çıkarmak istedik karşına. Ama kısmet, sen evvelden görmüşsün. Onu öyle zor, öyle sıkıntılı bir anımda gördüm ki. Rahmet gibi indi başıma. İçimi ferahlattı. Ahmet, canımızın padişahı. Biz ne yapıyorsak senin huzurun, sıhhatin için yapıyoruz. Bunu zinhar aklından çıkarmayasın. Al, bunlar temiz. Değiştir yatağını, sonra kirlileri getirirsin. Sen? Sen git. Bülbül Ağa çağırmış beni. Mahpeker Hatun. Anastasya. Of, bunca yıldır haremdeyim. Senin gibi inadını görmedim. Ne halt ediyorsun burada? Hiç. Kaçacak yer arıyorum. Bu akşam olmaz. Sonra kaçarsın. Talih kuşu kondu başına. Yürü. Talih kuş? Hünkârımız gelmeni buyurmuş. Bir an önce hazırlamamız lazım seni. Halvet var. Bir emriniz var mı hünkârım? İşte Hatun. İmdat'ın yoldayız. Gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? O küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin ya da mezara.
Ah! Ah! Sen? Sen? Gölge Hatun, bırakacaktım bu hatuncu, yüze yüze adasına varacaktı. Neden çıkarttım ki sudan? Cennet Kalfa, hadise nasıl olmuş? Kaçmış diyorlar. Yarım akıllıydı, hepten gitmiş. Şşt! Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Gölge. Beni sen kurtarmışsın. Ben... Ben her şeyi hatırlıyorum. Korktum. Söylemedim. Bilirse öldürür beni. Sadece beni değil. Gölge Hatun. Nasıl oldu Hatun? Bir şeyi hatırladı mı? Ben çok yoruldum. Kalk Hatun. Hazırlan. Hünkârımız seni bekliyor. Benimle geleceksin. Ben... Padişahçı arıyor dedi. Yürü. Padişah Efendimiz Adalet Kulesi'nde bekliyor seni.
Ahmet. Nasya. Uykunu böldüm değil mi? Korkma, ben sadece seni görmek istedim. Bana kızdın ama. Kaçtım diye kızdın. Söyledim en başta. Ben yalan diyemem. İşte şehri İstanbul. Namı diğer Konstantiniyye. Yedi iklimin en güzel şehridir. İstersen çıkarız Nasya. Eğer görürsen, bilirsen eminim çok seveceksin. Sen sevdikçe bu şehir senin olacak. Sevdikçe bu saray senin evin olacak. Sen peki? Sen seviyor musun? Mutlu değilsin. Benim gibi. Devran döndü Nasya. Artık padişahım. Gördüğün ve görmediğin her şey benim. Ben de seninim, değil mi? Senin malınım. Bir köle. İncittim mi seni? Kötü mü davrandım? Canını mı yaktın bilmeden? Anlamıyorsun. Sen değil beni üzen. Seni biri. Hem çok kız var burada. Hep seni istiyorlar. Mühim olan benim kimi istediğim. Sen onları istiyorsun. Her gece biri geliyor yanına. Bırak beni gideyim. Ben sadece seni istiyorum Nasir. Yalnızca seni. Çünkü güzeller içre mahumsun. Kulunam padişahımsın. Sen benim izzicahımsın. Gönül mülkinde bahtımsın. Kadın. Cennet değil. Cennet benim adım. Cennet. Paradisos. Anladın mı? Anladım. Paradisos. Tam sana göre bir isim. Dayak cennetten çıkmadır diye bir laf daha var. Onu da anladın mı? Aileme yazdım. Bunu da gönder.
Bunu da gönder. Sen de iyice güvercin belledin beni Hatuncuk. Yol verin geçeyim. Hünkârımızı görmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Nasıl çıktı bu hatun dışarı? Gölge, sen mi çıkardın yoksa? Hacı ağa, hünkârımız iyileşecek. Ve gözünü açar açmaz beni soracak. O zaman ne diyeceksin? Asıl sen nasıl izah edeceksin kaçtığını? Hı? Durduk yere mi attık seni zindana? Götürün şunu buradan. Hele bir dokun, ilk senin canını alırım. Hacı ağa, nedir bu gürültü? Bağışlayın paşam. Hatun aklını kaçırmış. Tutturmuş içeri gireceğim diye. Merak etmeyin. Ben icabına bakarım şimdi. Ne olur. İzin verin paşam. İçeri gireyim. Bir kez olsun göreyim. Sonra isterseniz tekrar zindana atın. Öldürün, umurumda değil. Ya hatun deli deli konuşma. İçeride ölüm var zaten. Nereye gidiyorsun? Yürü hadi yürü. Bırak kalsın ha. Hünkârımız için kıymetli olan bizim için de öyledir. Hakkındaki hükmü bozdum. Kılına dahi zarar gelmeyecek. Bu elinizi unutmayacağım paşam. Asla. Pervane ağa geldi. O yaptı saçımı. Nasıl? Güzel olmuş mu? Sevmediğin değil mi? Kötü olmuş. Senin pervane dediğin benim. Saçların da ateşim olmuş. Tavaf ediyorum yüzünü. Divane etti aşkım beni. Alamıyorum gözlerimi. O yüzden her gün başka havlet. Gördüm. Raşa Hatun gelmiş. Sırtın kan olmuş hatun. Yaralısın. Odana dön, hekimler baksın. Hünkârımız bu haldeyken ben iyileşmiş. Ne olacak? Yok mu bir çare sultanım? Hiç umut yok mu? Allah'tan umut kesilmez. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de dua ediyoruz. Lakin sayımız o kadar az ki. Herkes ölmesini bekliyor.
Bilhassa çok sevdiğin sultanın Safiye. Hayır. O çok sever hünkârımızı. Onun sevdiği tek şey güç. Gücün getirdikleri. Çoktan mezara koydu aslanımı da. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için hazırlık yapıyor. Mahpeyken, bu nasıl çıkmış Sultan? Çünkü ben hünkârın kıymetlisiyim. Kimse bana ceza veremez. İyileşince ne diyecekler? Kaçmadan evvel aklın neredeydi? Evime, aileme dönmek istedim. Evet. Ama olmadı. Yapamadım sultanım. Bir tek şey durdurdu beni. Sultanahmet. Onu her şeyden çok seviyorum. Kalbim ona ait. Bu yüzden vazgeçtim. Ona döndüm. Keşke torunumuz da işitseydi bu sözlerini. Lakin artık çok geç. Ne çabuk umut kestiniz böyle. Hünkârımız ölmedi daha. İyileşecek. Ama siz şehzadeyi istemişsiniz. Onu tahta çıkaracak mısınız? Evladımız Mehmet gitti. Torunumuz Ahmet geldi. Şimdi Ahmet giderse Mustafa'mız gelir. Bu böyle. Her daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Bir sultanların yas tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Demek sultan olmak istiyorsun. Ne yazık. Geç kaldın. Götürün şunu. Cenez Kalfa neden getirdin bunu buraya? Hünkârımızı zehirlemiş dediler. Kes sesini yersin kırbacı. Neyse o. Nasıl?
Valide Sultanım. Bu mahvekar nasıl girdi içeri Dudu? Delirdi mi, ölmek mi istiyor? Ay Allah'ım. Bağışlayın Sultanım. Derhal çıkartılması için. Bırak kalsın. Belki de Rabbim şifayı onun ellerinden verecektir. İnşallah Sultanım. Koparacaktın az da. Yaklaşırsan ısırırım. Bu defa kopar. Sen padişah, hünkâr umurumda değil. Sen yalancı. Adın Bahtı dedin. Yalan. Yalan söylemedim, benim Bahtı. Şiir yazarken kullandığım mahlasım. Şiir? Şiir işte. Poezia. Lo nome d'amore e si dolce audire. Che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce. Ma tu, sen italyanca biliyor musun? Öğreniyorum hala. Bu şiiri merhum atam Sultan Süleyman'ın pek sevdiği bir kitaptan okudum. Bak bu kitap işte. İşte evim burası. Kefalonya'dasın. Lyon'da yaşıyorsun. Adriyatik. Venedikli misin, Rum mu? Annem Rum, babam Venedikli. Babamın da annesi Rum. Benim adamda her milletten insan var. Babam tüccar. Herkesle anlaşır. Bana da öğretti her şey. Hepsi Türk. Senin topraklar. Sen kralısın. Sultan kral. Yani istediğin her şeyi yaparsın. Bahtı, Ahmet. Emir ver. Evime gideyim. Ne olur. Buraya gelmeni Rabbim istedi Anastasya. Kadere kimse karşı koyamaz. Ama sen söz verdin bahçede bana. Kurtaracağım dedin. Yalvarırım. Evime gönder beni. Non Asya. Non posso. Senin evin artık burası. Ne demek yapamam? Ne olacak? Zorla tutacaksın beni. Kendi arzunda kalmanı tercih ederim elbette. Şimdi ağaları çağırır aldırırım kelleni. Hayır. Küçük kızların kalbini yediğimi söylemediler mi sana? Thank you.
Cüneyt Hatun dedi ki, sen, ben havlete girecek dedi. Merak etme. Sen istemeden olmaz. Kadar sürerse sürsün. Hazır olmanı bekleyeceğim. Hatun. Giremezsin, yasak. Hayrola Gölge Hatun. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Derviş, Lale Mehmet Paşa'yı çağır hemen. Emredersiniz. Ne yapıyorsun Hatun sen? Neden bahsediyor bu hatun acaba? Han Hazretleri!
Susun! Sakin! Aklını kaçırmış bu. Yalan söylüyor. Ben taşlıktaydım. Cümle alem şahit. Bırakın beni! Gel. Hünkârım. Bağışlayın. Şeytan uydum ben. İster zindana at, istersen saraydan kov, istersen emret, hemen şimdi canını alsınlar. Emanet o hatun ve sen sahip çıkamadın. 40 tane elim yok ya. Sultanımıza mı yetişeyim? Çocuk mu neden bağışladın onu? Sana önce kötülük yapmışken, ondan intikamını alabilecekken, neden bağışladın? Çok korkunç. Çirkin oldum, bakma. Seni ilk gördüğüm andan beri sende güzellikten çok daha fazlası olduğunu biliyordum. Az evvel kalbinin de büyüklüğünü gösterdin. Şayeste yüzünden değil. Başıma gelenleri sebebi o değil. Ben miyim? Bütün kötülükleri yapan, tüm bunlara sebep olan. Babam derdi ki kaderin 3 tanecesi varmış. Bu tanecalar insan doğar doğmaz kader ipliğini bükmeye başlarmış. Bu görünmez iplerle insanları birbirlerine, evlere, şehirlere bağlarlarmış. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, kaçamaz mısın?
Bizim kaderimizin ipleri de birbirine bağlı Nasya. Sana söylemiştim. Hiçbir şey tesadüf değil. Bilmiyorum. Belki de ipleri elimize almalıyız. Gel. Beni emretmiştiniz hünkârım. Sen benim haremdeki gözüm kulağım değil misin Reyhan'a? Ben Gözdem'i sana emanet etmedim mi? Başına bir hal gelirse senden bilirim demedim mi? Bağışlayın hünkârım. Hatunların arasındaki bir mesele. Ben duyar duymaz. Ağlar! Merhamet edin hünkârım. Benim bir kabahatim yok. Bülbül aile cennet kalfa duvar oldular önümde. Gözdenize yaklaşmama mani oldular. Gölge hatun olmasa haberim dahi olmayacak. Sen acığa, sen nasıl susarsın? Ne cüretle saklarsınız benden? Haşa hünkârım, ne haddimize? Alın bu gafili. Ben haber vermek istedim hünkârım. Lakin Hacı Ağa mani oldu. Zira valide sultanımız susmamızı istemişler. Doğru mu bu? Böyle sufli mevzularla sizi rahatsız etmek istemediler hünkârım. Gelin benim be. Ahmet'im oğlum, hayırdır gecenin vakti? Ağaların dediğine göre Nasya'nın başına gelenleri siz saklamışsınız, doğru mu? Neden saklayayım aslanım? Saraya dönmeni bekledim. Münasip bir zamanda haber verecektim. Onu sevmediğinizi biliyorum valide. Sırf Safiye Sultan'ın hediyesi olduğu için sevmiyorsunuz. Daha evvel de zindana attırmıştınız. Kim bilir daha bilmediğim ne işkenceler yapıldı. Lakin bu son. Anastasya benim en kıymetli hazinemdir. Dünya bir yana, o bir yanadır. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarını da ona göre atsın. Sultanım, vallahi ben tek kelime etmedim. Hep şu iblisin işleri bunlar. Kendini kurtarmak için bizi ateşe attı. Koskoca padişah efendimi sual ettiler. Nasıl yalan diyeyim?
Gözünle gördüm hacı. Canımı zor kurtardım. Çıkın dışarı. Yalnız bırakın beni. Hadi hayırlısı. Oyun bitmek üzere. Bu arada gözün aydın Kösem. Hünkârımız gibi olduğunu işitmiş galiba. Seni istiyorlar. Hasta olduğumu söyle. Ne hastası? Turp gibisin maşallah. Hastayım acaba. Kalbimde ince bir sızı var. Yahu etme bak, padişah efendimiz çağırmış. Gel. Hünkârım. Kösem nerede hacı? Niye seninle değil? Çağırdım lakin hasta olduğunu söylediler. Yüce hünkârımız bağışlasın beni dediler. Hasta. Nesi varmış? Ciddi bir şey değil. Zannediyorum biraz üşütmüşler. Şurup hazırlattım, içip uyuyacak. Akşama kadar bir şeycikleri kalmaz. Hatun. Hünkârımız senin yanına istedi. Mutlaka gelsin dedi. Git söyle, hala iyileşmedim. Hastayım, uyuyorum. Arzu ediyorsa kıymetlisi Katerina'yı çağırsın yanına. Şişt, haddini bil, edecek la. Gözem. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim? Hünkârım, az evvel Kösem Hatun'un odasına gittim. Lakin hala iyileşmemişler. Maazallah, hastalığı sizi bulaştırmaktan korkuyorlar belli ki. Ne hastalığıymış bu hacı? Hı? Doğruyu söyle, yeminle alırım kelleni. Bağışlayın hünkârım. Fakat ben ne yapabilirim? Sual ediyorum neyim var diye. Kalbimde ince bir sızı var diyorlar. Demek kalbinde ince bir sızı var, öyle mi? Öyle. İnce ve derin bir sızı. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü benim kalbim sensin. Sen olmazsan nasıl yaşarım? Hünkârımıza haber ver Cennet. Hünkârımıza mı? Önce Ebe Hatun'a haber vereyim de Kösem ben. Cennet sana ne diyorsun bunu yap. Gel. Hünkârımız, vakit geldi. Kösem Sultanımız doğuruyor. (Gülüyor)
hadi hadi devam et. Kınmaya devam et. Hadi aç. Hadi Gülşen. Doğurmuş mu? Henüz değil Sultan. Allah'ım sen büyüksün. Sana yalvarıyorum. Ne olur şehzade doğurmasın. Ne hacet? Bütün saray ayakta zaten. Hadi tekrar kır. Hadi Asun. Kösem nasıl acaba? İyi mi? Hünkârım. Şehzademiz oldu. Ne oldu Cennet Kalfa? Şehzade mi, sultan mı? Hepimizin gözü aydın. Kösem sultanımız nur topu gibi bir şehzade doğurdu. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Büyük atam cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini taşıyacak. Ahmet.
9 pare top atışı yapılsın, altınlar dağıtılsın acaba. Şehzade Mehmet'in doğduğunu işitmeyen kalmaz. Emredersiniz. Hünkârımız Mahfüze Sultanımızın yanından hiç ayrılmamışlardı. Şimdi gelmeleriyle gitmeleri bir oldu. Kösem Sultan'ın üzüntüden sütü kesilmez inşallah. Yüzüne bile bakmadım. Ne hediye etmiş hünkârımız? Hiç. Vaktiyle durduk yere hediyelere bağırdı Kösem Sultan'ı. Şimdi şehzade doğurmasına rağmen kıymeti yok. Kader işte. Çok güvenmeyeceksin kendine. Şehzade doğurmak bile fayda etmez böyle. Doğru söylüyorsunuz sultanım. İlk şehzade en kıymetlisi. Sonra gelenlere Allah kolaylık versin. Kalabalık etmeyin sizi. İşinize gücünüze bakın. Bu benim en mutlu günüm. Evladım doğdu. Ama hayalim bu değildi. Haberi bizzat ben verdim Gözem. Yüzünü görmeliydin. Pek sevindiler. Gözleri parladı. O yüzden mi tek laf bile etmeden gitti? Korktuğum başıma geldi. Beni kalbinden silmiş. Öyle şey olur mu sultanım? Ortalık bayram yeri. El ayak çekilsin. Mutlaka gelirler. Çok şükür bir şehzademiz daha oldu. Hünkârımız Mehmet ismini münasip gördüler. Mehmet. Allah'ım şükürler olsun. Bir an evvel şehzademizi görmek için sabırsızlanıyorum. Safiye Sultan, o da saraya gelmek ister mi acaba? Şehzademizi görmek isterlerse. Hiç sanmam. Kösem'e öfkesi büyük. Şehzadesine mi muhabbet besleyecek? Zaten günlerdir odasından çıkmıyor. Huzuruna da kimseyi kabul etmiyor ne zamandır. Burası sultanımıza pek yaramamış. Belli. Ağır buhran içindeler. Sultanım, bu lokmalar Kösem'in şehzadesinin lokmaları. Bu Kösem'in... Sultanım. Bu kederiniz, bu suskunluğunuz maazallah sizi harap edecek. Yiyip bitirecek. Fahriye Sultanımız da mütemadiyen haber yolluyor. Validem görmeye gelmedi bari mektuplarıma cevap verse diyor. Yani bir selamı esirgemese diyor. Hani onu da söyleyeyim. Çekilebilirsin.
hünkârım. Vadi Sultanımız teşrif ettiler. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. İstirahat etmek istiyorum Bülbül. Çekilebilirsiniz. Hünkârım, arzu ederseniz Katerina Hatun'a haber edeyim gelsin. Bir kalp esintisi yorgunluğunuza iyi gelir. Cennet Hatun. Nerede Cennet Hatun? Yine bir başınıza bırakmış sizi. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Görmedik ağam. Katerina Hatun. Vallahi ne yaptıysan hünkârımızı kendine meftun etmişsin. Seni çağırdılar. Çabuk hazırlan. Hatun sen de yanına birini al. Katerina'ya yardım et. Hayrola Köse? Hünkârımız Katerina denen çıyanı çağırmış yine yanına. Bir Katerina'mız eksikti. İkinci olacak. Demek ki bir şeyler hissetti, öyle değil mi? Eğer şimdi mani olmazsam, razı gelirsem benim sonum da diğerleri gibi olacak. Ne yapabilirsin ki? Savaşacağım. Ahmet'i kaybedemem. Bu hayatta sahip olduğum tek şey Ahmet'in kalbi. Aşk için savaşacağım. Tebrik ederim hatun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben dahi senden bu kadarını beklemiyordum. Safiye Sultan hiç merak etmesin. Köse hatun daha hiçbir şey görmedi. Ezip geçeceğim onu. Odabaşım. Kösem hatun. Hünkârımızı görmeye geldim. Hünkârımız biraz meşguller. Sen şimdi git, başka vakit gelirsin. Hatun!
Hatun! Bile felaket üretti. Olmaz ki böyle. Ağalar, açın kapıları. Olmaz. Hünkârımız Kösem Hatun'la birlikteler. Kösem? Kösem Hatun? Nasıl olur? Hünkârımız bizzat bana dediler. Katerina'yı git, getir, hazırla dediler. Hünkârımız dediler, bizzat bana dediler. Bülbül ağa, uzatma. Dediğimi duydun. Kösem Hatun geldi, içeriye hücum etti. Benden açar kaldım. Ya Hasadı başım, anlıyorum ama bana bizzat kendileri dediler. Bülbül ağa. Uzatma dedim sana. Asabımı bozmayın benim. Hadi yürüyün hareminize. Hadi hadi. Ya bakmayın öyle. Yürü. Ne oldu? Ne söyledi hünkârımız? Ulaşamadım. Divandalar belli ki. Kabul etmedi değil mi? Bu böyle olmayacak Cennet. Ondan ayrı geçirdiğim her gün cehennem bana. Gidip konuşacağım. Ne olacaksa olsun artık. Gölge Mehmet'e bak. Kösem Sultan. Hünkârımız zaten yüzünüze bakmıyor. Aranız daha fazla açılır. Gözün aydın Kösem. Bir şehzade anası oldun artık sen de. Gerçi bir sultan doğursan belki daha iyi olurdu. Ne de olsa tahta benim evladım geçecek. Senin evladının akıbeti ise meçhul. Keşke maziyle biraz alakan olsaydı Mahfiruze. Zira o vakit hayallerle hakikatlerin örtüşmediğini görürdün. Ne demek bu? Ne olmuş mazide? Merhum Sultan Süleyman Han'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkamamıştı. Halime Sultan'ın büyük oğlu Şehzade Mahmut'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze, mühim olan Şehzade'nin ne vakit, hangi sırayla dünyaya geldiği değil. Kuvvetli olan tahta çıkar. Evvela validesi kuvvetli olan. Sen hangi kudretten, kuvvetten bahsediyorsun? Hünkârımız aylardır yüzüne bile bakmıyor. Hünkârım, ya beni dinleyin ya canımı alın. Kösem Sultan.
Gel. Hünkârım. Söyle kızım. Sizi kırdığımı, incittiğimi biliyorum. Zira sizden defalarca özür diledim. Evet, onlarca mektup yazdın. Lakin hiçbirinde sen yoktun Gözem. Doğru. Mektuplarda bulmayı beklediğiniz o masum Kösem'i öldürdüler. Safiye Sultan yaptı bunu. Hala kendini anlatıyorsun. Ne yaşadığını anlatıyorsun bana. Sen benim kalbimi kırdın Kösem. Dairene dön. Evladınla meşgul ol. Ahmet, artık sen de babasın. Bir babanın evladına duyduğu sevginin ne demek olduğunu daha iyi anlarsın. Nereden çıktı şimdi bu? Babam beni bulmaya dünyanın bir ucuna payitahta gelmişti. Baban mı? Lakin babam beni bulamadan Safiye Sultan'ın ele geçirmiş. Rehin almış. Beni babamın canını almakla tehdit etti. Eğer seni ikna edersem Safiye Sultan'ın sarayda kalması için ikna edersem babamı bana teslim edeceğini söyle. Ben babamın hayatı için sana yalan söyledim Ahmet. İstediği her şeyi yapmama rağmen Safiye Sultan babamın canına kıydı. Belki her şeyi en başında anlatmalıydım sana. Babamın canı için korktum. Ve Fahriye Sultan'ın sırrını Safiye Sultan'ı saraydan göndermek için kullandım. Acısına dindiren tek şey senin bakışında, gülüşündü. Şimdi sen bana yüz çevirince cehenneme düştüm sanki. Artık tek ses halim evladım. Onun için yaşıyorum. Acıyı yaşadığını, bizi birbirimize hasret bırakan unutacak mıyım?
Senin her bir damla gözyaşın için. Her gün acı çekecek Safiye Sultan. Yaptığını her gün bir daha pişman olacak. Nerede Kösem Sultan? Bir delillik etti de hünkârımı zindana mı attırdı yoksa? Şşt! Ağzından yel az. Bitti. Her şey bitti. Ben size söylemiştim. Gitmeyin, hünkârımız kızar, sizi yollar demiştim ben. Öyle değil Cennet. Dargınlık bitti. Hünkârımız bağışladı beni. Ay şükürler olsun. Nasıl oldu? Ne yaptınız da böyle bağışladı sizi? En başta yapmam gerekeni. Ona hakikati anlattım. Babamı, Safiye Sultan'ın canımı nasıl yaktığını. Mehmet'im. Bahtiyar ağa. Kösem Sultan nerede? Ne yaptınız ona? Safiye Sultanımızın emriyle idam edildi. Hünkârım, çok şükür. İyisiniz hünkârım. Nasıl oldu bütün bunlar Zülfikar? Nasıl? Gücümüzün yettiğince direndik hünkârım. Lakin Safiye Sultan herkesi satın almış. Sizin vefat ettiğiniz yalanını söyleyince... kim var kim yok onların tarafına geçti. Suikaste uğradım Zülfikar. Neredeyse başarıyorlardı. Şehzadelerim nasıl? Osman, Mehmet, validem nasıl? Kösem nasıl? İyiler. İyiler hünkârımız. Şehzadelerimiz çok şükür iyiler. Güvenli yerdeler. Valide sultanımız da öyle. Lakin... Mahfirüze Sultan. Hakkın rahmetine kavuştu hünkârım. Hünkârım, Kösem Sultan sizin tahtınızı ve şehzadeleri korumak için de her şeyi yaptı. Lakin az evvel öğrendim. Safiye Sultan'ın emriyle idam edilmiş.
Eminim sonuna kadar direnmiştir hünkârım. Ben ömrü hayatımda böyle cengaver hatun görmedim. Olamaz. Nerede? Nerede? Her yerde arıyorlar hünkârım. Henüz naaşını bulamadık. Hünkârım. 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 Olabilirler hünkârım. Hayır Zülfikar. Hayır. Hünkârım.
Oğlumuz. Şehzademiz. Şehzademizin size ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var. Ayağa kalk. Kalk. Evlatlarıma götür Zülfikar. Emredersin Zülfikar. Beni şehzadelerime götür. Emre. Zülfikar geldi. Hünkârım, valide sultanımız ve şehzadelerimiz burada. Öldüğünü söylemişler. Durun. Çıkın dışarı. Sen de Bahtiyar ha. Sultanımızı yalnız bırakma. Ahdim var. Onun hesabını bizzat ben keseceğim. Demek cesaretin varmış Bülbül ağa. Hadi al canımı. Bitsin bu iş. Son nefesime kadar
Safiye Sultanıma sadakatle bağlı kalacağım Kösem. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Git buradan. Kaç hadi, kurtar kendini çabuk. Hadi. Evlatlarım nerede? Gel. Aslanım. Validem. Çok şükür yine bir aradayız. Bunların hepsi kötü bir rüyaydı. Sabah oldu ve biz uyandık. Üfkar. Mehmet Giray. Kösem, validem, şehzadelerim çok şükür iyiler. Çok şükür. Sizlerin sayesinde. Dileyin benden ne dilerseniz. Sizi ve ailenizi sağlıklı görmek benim için en büyük ödüldür hünkârım. Benim için de öyle hünkârım. Tam vaktinde geldiniz. Hızır gibi yetiştiniz. Hanedanım için, ailem için neler yaptığının farkındayım Mehmet Giray. Sadakatini işte şimdi ispat ettin. Gel. İşittiklerinden sonra iyi olmak, kuvvetli durmak zor biliyorum. Lakin seni böyle görünce benim de içim parçalanıyor. Sen ne zamandır biliyordun Kösem? Yeni öğrendim. Andan Sultanımızın söylemesini istedim. Lakin validem Dervişpaşa'yı korumayı seçti. Dün gece de yaptığı buydu zaten. Şimdi anlıyorum her şeyi. Zülfikar bu yüzden zehirlendi. Mehmet Giray bu yüzden vuruldu. Hepsi sırrı saklamak için. Rabbim beni dostlarımdan sakınsın. Hadiselerden mütevellit söyleyemedim. Belki bir teselli olur. Hamileyim. Bir evladımız daha olacak. Hayal.
hayal ettiğimiz gibi büyük bir aile olacağız. Vezir-i Azam Hazretleri. Söyle. Hünkârımız Tokat bahçesindeki av köşküne gitmenizi emretmişler. Nereden icap ettin? Bir malumatım yok paşam. Bana da bu kadarı söylendi. Sevinmedin mi? Sevinmez olur mu? Bahar yağmurları gibi ferahlattın içimi. Ruhuma inen karanlığı aydınlattın. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Ya da senin gibi gül yüzlü bir sultanımız. Ağlar. Haremde lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Herkes işitsin, bilsin ki Kösem Sultan hamile. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. İskender. Zülfikar Ağa'nın başına gelenler malum. Ne zaman iyileşir, ayağa kalkar belli olmaz. Az evvel yanındaydım sultanım. Allah acil şifalar versin. Amin. Onun eksikliğini sen dolduracaksın İskender. Hünkârımızın yanında ol. Bu yüzden geldim. Hünkârımız beni emretmişler. Âlâ. Ne olur gözünü kulağını dört aç. Hünkârımız benim en kıymetli varlığım. Her şeyim. Onu gözün gibi sakın. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızın yanına canım feda. Bağışlayın sultanım. İskender çok iyi biri. Pek de yağız yiğit. Bence onunla evlenmek isterim. Yani onun gibi biriyle. Sen evvela büyü de. Gel. Hünkârım. Ava çıkıyorum İskender. Sen de benimle geliyorsun. Şeref duyarım. Gel. Hünkârım, istediğiniz kılıcı getirdim. Hala. Gidelim. Thank you.
aslan torunumuz. Tahtın seni bekliyor. Allah yardımcın olsun. Yolun açık olsun. Ama korkuyorum ben. Annem gelsin. Sen de gel. Hiç endişe etme. Biz hep senin yanında olacağız. Seni burada bekleyeceğiz. Lakin bu kapıdan biz olmadan çıkacaksın. Yaşıyor, ölmedi. Bu bir oyun. Oyuna gelmeyin. Yapmayın. Bu oyuna gelmeyin. Kanmayın bunlara. Kanmayın dedim. Oyuna gelmeyin. Ben Zulfikar. Beni bilen bilir. Bu gafillerin oyununa gelmeyin. Yakalayın şunları. Şehzade Mustafa'ya biat etmeyin. Alenen ihanettir bu. Derdest edin. Başını omzunun üstüne yeten geri dursun. Kardeşlerim, yoldaşlarım. İnanmayın bunlara! Destur! Ne gafiller! Hainler! Bu ne rezalet! Bağışlayın hünkârım. Bize sizin vefat ettiğiniz söylenmişti. Biz o yüzden...
anne tahtımı meydana çıkarırsınız. Ha? Murat Paşa. Emredin hünkârım. Dahli ve ihmal olan kim varsa ölmediğimi anlat. Öyle bir anlat ki tahtında, mülkünde sahibi kim anlasınlar. Ölüm sana kurtuluş olur Safiye Sultan. Benden öyle kolay kurtulamazsın. Ağlar! Ağlar! Alın Murat'ı zindana! Sümme haşa. Safiye Sultan'ı kıble belleyip hünkârımız Sultan Ahmet Han'a ihanet etmenin bedeli budur. Görün ve ibret alın. Şu alçakların kellelerini ibret taşında teşhir edin. Nasıl söz öyle Ahmet? İyileşeceksin. İshak Efendi şifayı buldu.
içimize götür. Oraya basma. Sen buraya nasıl geldin? Zorla geldim. Sultan kral için. Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Korkma. Ben varken sana kimse zarar veremez Anastasia. Önüme iyileşeceksin. Benim sana ellerimiz. Asla ulaşamayacağım. Lakin sen varsın. Yarım kalan. Sen yapacaksın. Sensiz o hayallerin hiçbir manası yok. Sen yoksan kolum kanadım kırılıyor. Ruhum çekiliyor. Gücüm kalmıyor. Sen yoksan hiçbirini yapamam. Yapacaksın. Yapamam. Yapacaksın. Sen yalnızca benim değil, herkesin gözümüzün.
στον ουρανό. Μαργαρίτα ρένια μου και τόσες φορές.